Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni nesil SSD'lerden biri olan XPG'nin Gaming S70 Blade serisini inceleyeceğiz. Bize gelen 1 TB'lık model arkadaşlar ama hemen belirtelim 512 GB ve 2 TB'lık modelleri de mevcut. Peki bu SSD'yi diğerlerinden ayıran yönü nedir? Bunlardan biraz bahsedelim. Öncelikli olarak kutu içeriği arkadaşlar. Ben bu SSD'yi test ettim fakat test ettikten sonra tekrardan kutusuna yerleştirdim sizlere gösterebilmek için. Şurada bir soğutucu tabaka var arkadaşlar. Bunun arkasında çift taraflı bant bulunuyor ve bunu hemen şurada SSD'mizin üzerine yapıştırabiliyoruz arkadaşlar. Yani demeyin bu niye ayrı geliyor diye bunu sizlerle belirtmiş olalım. Şurada da yine SSD'miz görünüyor ve kutu içeriği bu kadar. Şimdi gelelim bu SSD'yi diğer rakiplerinden ayıran özelliklerine. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yeni nesil konsolların hayatımıza girmesiyle aslında bu M.2 SSD kavramı da biraz değişti. Çünkü özellikle Sony cephesinde, PlayStation 5 cephesinde kullanılan SSD teknolojisinde büyük yatırımlar vardı arkadaşlar. Bu SSD'ler 2020 yılı için konuşuyorum. Özel bir mimariye sahipti ve oyunların yükleme süresini arkadaşlar çok minimal sürelere kadar indiriyordu. Bir diğer önemli özelliği ise mesela bir açık dünya oyunu oynuyorsunuz, yüksek bir binanın tepesine çıktınız. Normal şartlarda arkadaşlar belli bir yere kadar görünürlük vardır. Belli bir yerin ötesindeki görünürlüğü algılaması zordur. İşte bunun nedeni aslında SSD kapasitesinin biraz düşük olması. Yani yazım hızlarındaki, okuma hızlarındaki yavaşlık yüzünden belli bir seviyenin ötesini tam olarak haritalandıramayız. İşte bu noktada PlayStation'ın yeni mimarisi devreye girmişti. Tabii ki burada işlemci hızı vesaire bunlar da önemli. GPU vesaire bunlar da önemli ama SSD'ye de burada ayrı bir parantez açmıştı Sony. Hatta PlayStation 5 tanıtılmadan hatırlayın arkadaşlar. Sürekli SSD'lerin hızına yönelik videolar yayınlıyorlardı. Bu videolarda oyun yükleme sürelerini PlayStation 4 ile karşılaştırıyorlardı ve PlayStation 5'in yükleme süresi sadece milisaniyelerle sınırlıyken PlayStation 4'te bu süre zaman zaman yarım dakikaya kadar çıkıyordu. Şimdi bunları neden anlattık? Çünkü bu görmüş olduğunuz SSD arkadaşlar 7400 MB okuma ve 6800 MB'da yazma hızına sahip. Peki bunun PlayStation 5 ile ne alakası var? Bu SSD arkadaşlar bakın şurada zaten Work with PS5 diye kocaman yazmışlar. Yani bunu PlayStation 5'inize de takabiliyorsunuz. Biliyorsunuz PlayStation 5'te zaman zaman SSD ile ilgili problemler ortaya çıkabiliyor. Bu noktada acaba ben ne yapacağım? PlayStation 5 SSD'sini nereden bulacağım diye bir soru soruyorsanız alın buyurun size cevabı arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz SSD'yi alıp ne yapabiliyoruz? PlayStation 5'e takabiliyoruz. Hatta biraz daha ileri gidelim. Bu SSD'yi arkadaşlar siz Steam Deck'e bile takabiliyorsunuz. Normalde Steam Deck'e farklı SSD'ler de takabilirsiniz ama maksimum performans almak istiyorsanız halihazırda bu SSD'nin performansı Steam Deck'te yer alan SSD'den daha yukarıda arkadaşlar. Dolayısıyla bunu taktığınızda daha üst seviye bir performans almanız bile mümkün. Biliyorsunuz onlarda 64 GB'lık versiyonlar vesaire vardı. Onlar çok saçma. Ne yapabilirsiniz? Bununla 1 TB'a kadar yükseltebilirsiniz. Tabii bu başka bir konu. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ben bunu bilgisayarıma takabilir miyim? Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum sizlere. Bilgisayarınıza SSD takmadan önce mutlaka ama mutlaka kasanızı açıp içerisinde M.2 yuvası var mı diye kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü pek çok bilgisayarda özellikle bilgisayarınız birkaç senelikse M.2 yuvası olmayabiliyor. Diyelim ki bilgisayarınızda M.2 yuvası var ama dolu. Bu durumda yapmanız gereken mevcut SSD'yi çıkartıp yerine yeni SSD'yi takmak olacak. Dolayısıyla bir tane yuva var ve doluysa üstüne ikinciyi eklemenizin herhangi bir yolu da yok arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şey nedir? Ya SSD'yi söküp SSD'yi takacaksınız ya da SATA SSD'ler var biliyorsunuz. Onlardan bir tane alacaksınız. Bunu takacaksınız. Daha hızlı işlem yapacaksınız. Gelelim bir diğer soruya. Ben bu SSD'yi laptopuma takabilir miyim? Yine aynı durum arkadaşlar. Laptopunuzda boş yuva olması gerekiyor. Bir açın bakın arkasını. Yani ezbere iş yapmayalım. SSD'yi alıp sonra işte servise götürüp verdiğinizde adam size şunu der. İyi kardeşim sen bunu getirmişsin de bunda boş yuva yok. Dolayısıyla öncelikli olarak mutlaka bilgisayarınızın yuvasını kontrol edin. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Datasheetler var biliyorsunuz. Bunlara bakın bilgisayarınızın modelini vesaire yazarak boş yuva var mı yok mu orada net bir şekilde bunu görebilirsiniz. Ondan sonra SSD'yi alın. Ondan sonra bilgisayarınıza takın ve kullanın. Şimdi bazen şu tarz sorularla karşılaşıyoruz. Ya ben bu SSD'yi aldım. Çok güzel. Bu SSD'nin
Performansı okurken 74.000 megabayt, yazarken 68.000 megabayt. Ama yaptığım testlerde ben bu sonuçları alamıyorum. Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bazen SSD yuvası birden fazlaysa farklı yuvalarda farklı şekilde çalışabiliyor SSD'niz. Yani bir yuvaya takıyorsunuz 50.000 yazıyor mesela, 50.000 okuyor. Diğer yuvada 55-60.000 performansı veriyor mesela. Dolayısıyla bu noktada SSD yuvasının hangisine taktığınız bile fark ediyor. Bir diğer etken ise anakartınız arkadaşlar. Anakartınız bazen bu SSD'nin performansına karşılık veremeyebiliyor. Bu noktada suçu SSD'de aramamanız lazım. Direkt olarak anakartta aramanız lazım. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim sizlere. Bu SSD'yi alıp kartınıza takmadan önce anakartınızın SSD'lere nasıl bir karşılık verdiğini, SSD'nin bu performansını ciddi anlamda yansıtıp yansıtamayacağını da bir sönümlemeniz gerekiyor. Şimdi gelelim en çok merak edilen sorulardan bir tanesine arkadaşlar. Bu SSD bizlere nasıl bir performans sundu? Şunu söylemek istiyorum sizlere. Ben bu SSD'yi PlayStation 5'ime taktım. Evet, cidden bunu yaptım arkadaşlar. Bende slim kasa vardı. Bir denemek istedim. Hani gerçekten PlayStation 5 için tasarlanmış ama acaba üzerindeki SSD kadar bize performans veriyor mu? Ve herhangi bir fark yaşamadım. Yani bu SSD'yi taktıktan sonra arkadaşlar performans tarafında oyunun yüklenmesi olsun, ara yüklemeler olsun beni üzmedi. Dolayısıyla rahat bir şekilde çalıştı. Bir diğer etken arkadaşlar, masaüstü bilgisayarım vardı. Bu bilgisayara taktım. Masaüstü bilgisayarımda da yine performans olarak beni üzmedi. Yazma okuma testleri yaptım. Fabrika değerlerine yakın değerler verdi arkadaşlar. 74.000 okuma diyor mesela fabrika değerinde. Benim elde ettiğim sonuçta 72.900 küsürdü. Yazma hızı burada 68.000 diyor maksimum. Benim elde ettiğim yazma hızı da arkadaşlar 66.403 olması gerekiyor sanırım. Dolayısıyla arka tarafta yazan fabrika değerlerinin belli şartlar altında gerçekten sağlandığını söyleyebilirim sizlere. Eğer ben bu SSD'yi bilgisayarım için almak istiyorum diyorsanız dediğim gibi bir bakın M2 boş yuvanız var mı, boş slotunuz var mı, ondan sonra karar verin. PlayStation 5 için alacağım diyorsanız da hiçbir şekilde kafanızda soru işareti kalmasın. Dediğim gibi ben denedim, test ettim ve beni memnun etti. Herhangi bir problem, sıkıntı çıkarmadı arkadaşlar. Bu noktada da içiniz rahat olabilir. Fiyat tarafına gelecek olursak bu SSD'nin arkadaşlar fiyatı 2700 lira ile 3400 lira arasında değişiyor. Aldığınız yere göre, garantiye göre falan. Kutu üzerinde 5 yıl garantili olduğu yazmış. Ama tabii ki bence Türkiye'nin yetkili bayisinden alın. Yani kalkıp da tanımadığınız bir dükkandan alıp, biliyorsunuz e-ticaret sitelerinde pek çok mağaza dükkan var. Bunlardan alıp garanti sorunları yaşamak istemezsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla resmi Türkiye distribütöründen almanızı ben tavsiye ederim sizlere. En azından SSD'de bir sorun çıktığında karşınızda muhatap alacak birini bulabilirsiniz ki dediğim gibi tam 5 yıllık bir garanti süreci veriyorlar. Bu az değil arkadaşlar. Söz konusu burada SSD, ki bu SSD'yi siz 5 yıl rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, sonuç olarak arkadaşlar bu SSD sizlere yüksek performans sunan ve sizleri yarı yolda bırakmayacak bir performansa sahip. Dediğim gibi fiyatı rakip SSD'lere göre biraz daha yüksek, bir tık daha yüksek baktığınız zaman. Bunun sebebini de size açıkladım. Üst seviye bir performans sunuyor. Ha, diğer SSD'ler bilgisayarınızı hızlandırır tabii ki. Ama burada oyun sürelerini bile, oyunun yükleme sürelerini bile milisaniyelere indirebilen bir SSD'den bahsediyoruz. Bunun da altını çizmek gerekli. Bu SSD hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa arkadaşlar bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.